evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, bir varmış bir yokmuş. Kırım'da Seyfettin Ağa adında yürekli ve cömert bir Kırım Tatarı yaşarmış. Seyfettin Ağa kısa boylu, güçlü, kuvvetli bir adammış. Saçları siyah ve hafif dalgalı, gözleri derin bir kahverengiymiş. Kalın kaşlarının altındaki gözleri her zaman sıcak ve samimi bir bakış taşırmış. Geniş omuzlu ve çalışkan elleriyle tanınırmış. Bu eller yılların emeğini ve çabasını gösteriyormuş. Seyfettin Ağa samimi ve cömert bir adammış. Herkese yardım etmekten çekinmez, elindeki son lokmasını bile ihtiyaç duyan biriyle paylaşırmış. Dost canlısı, güvenilir ve sadık biri olarak bilinir, Kırım'ın dört bir yanında saygı ve sevgi görürmüş. Yolda kalmış birini gördüğünde hemen durup yardım eder, bir komşusu hasta olsa ona her zaman destek olurmuş. Seyfettin Ağa, Ciguli'sinin direksiyonuna dokunurken geçmişin anılarını hatırlardı. Çocuklarının kahkahaları, düğün şenliklerinin neşesi ve zor zamanlarda arabanın içinde bulduğu huzur hepsi bir anda zihninde canlanırdı. Bu araba sadece bir araba değil diye düşünürdü. Bu araba bizim hayat hikayemizin bir parçası derdi. Seyfettin Ağa Kırım'ın yeşil tepeleri ve verimli topraklarıyla bilinen bir köyünde yaşarmış. Bu köy küçük evlerin ve dar sokakların yer aldığı mis kokulu bahçelerle çevrili bir yer imiş. Kırım, tarihi boyunca farklı kültürlerin buluşma noktası olmuş. Denizin ve dağların birleştiği bu yarımada eşsiz güzellikleriyle ünlüymüş. Kırım Tatarları da kendi kültürlerini, geleneklerini ve dillerini koruyarak yaşamışlar. Misafirperverlikleri ve cesaretleriyle tanınmışlar. Seyfettin Ağa da bu özelliklerin hepsini taşıyan bir adam olarak köyünde ve çevresinde çok sevilirmiş. Seyfettin Ağa'nın en büyük yardımcısı onun emektar arabası Ciguli'ymiş. Ciguli, Rusya'da üretilen ve Türkiye'deki Murat 124'lere benzeyen Lada marka bir arabaymış. Kırmızı renkli bu araba, yılların yorgunluğunu taşıyan ancak Seyfettin Ağa'nın ellerinde hala iş görebilen bir araçmış. İçinde eski bir radyo, deri koltuklar ve Seyfettin Ağa'nın çocuklarının sünnet düğününden kalma süslemeler bulunurmuş. Bu araba hem Seyfettin Ağa'nın hayatında hem de köyde önemli bir yere sahipmiş. Bir düğünde ya da bir şenlikte veya acil bir durumda herkes Ciguli'nin yolunu gözlermiş. Seyfettin Ağa yine bir sabah erkenden kalktığında bahçesindeki çiçeklerin kokusunu içine çekip Ciguli'sine biner, misafirlerini alarak Yeşil Kırım'ın dar ve dolambaçlı yollarına düşermiş. Bu yolculuklarda dağların arasından geçen patikalardan, deniz kenarındaki yollardan geçer ve her köşe başında yeni bir hikaye anlatırmış. "Bakın," dermiş, "şu tepelerin ardında bir zamanlar dev bir ejderha yaşarmış. Bu ejderha Kırım'ın koruyucusuymuş. Onun sayesinde bu topraklar hep bereketli kalmış." Misafirler hayranlıkla dinler, Seyfettin Ağa'nın anlattığı her hikaye onların hayal gücünü besler, Kırım'ın büyüsüne kapılmalarını sağlarmış. Seyfettin Ağa, Kırım'ın yeşil tepelerinde dolaşırken etrafını saran çiçeklerin kokusunu derin derin içine çekermiş. Gözleri çiçeklerin renk cümbüşü arasında dolaşır, hafif rüzgarın taşıdığı bahar kokusuyla mest olurmuş. Gökyüzü masmavi ve bulutsuz, kuşların cıvıltıları ise adeta doğanın bir senfonisiymiş. Kırım'ın zengin tarihini ve kültürünü misafirlerine anlatırken Seyfettin Ağa'nın gözleri parıldar, sesi heyecanla yükselirmiş. Dostlarıyla birlikte kahkaha dolu sohbetler eder, bazen de derin düşüncelere dalarmış.
Kırım Tatarları arasında dayanışma ve yardımlaşma çok önemliymiş. Seyfettin Aga'nın arkadaşları birbirlerine destek olmak için ellerinden geleni yaparlarmış. Bu dostluklar köyün her köşesine yayılır, zorluklar karşısında birlik olurlarmış. Günlerden bir gün Seyfettin Aga yine Cugulisi ile yola çıkmış. Yolda çocuklu bir aileyi görmüş. Arabaları bozulmuş, çaresizce yardım bekliyorlarmış. Seyfettin Aga hemen durup yardım etmiş. Aile ona minnettarlıkla bakarken Seyfettin Aga onlara sadece gülümsemiş ve ''Hepimiz birer yolcuyuz bu dünyada. Birbirimize yardım etmekten başka ne yapabiliriz ki?'' demiş. Sonra yine yola düşmüş ve köyün pazarına gelmiş. O gün köyün pazarında hummalı bir hareketlilik varmış. Pazarın renkli tezgahları meyve ve sebzelerin mis kokusuyla dolup taşarken Seyfettin Aga da kendi tezgahında müşterilerine gülümseyerek hizmet ediyormuş. Bir yandan müşterileriyle sohbet ederken diğer yandan emektar Cugulisi'ni uzaktan gözetiyormuş. Çünkü bu araba onun her zaman güvenilir yol arkadaşıymış. İşte tam o sırada ne olduysa olmuş ve gökyüzünde aniden parlayan bir ışık herkesin dikkatini çekmiş. Seyfettin Aga da gözlerini ışığa dikmiş ve kalbi hızla atmaya başlamış. Çünkü bu ışık sıradan bir ışık değilmiş. Parlak altın rengi bir hale gibi gökyüzünü yarmış ve dosdoğru Seyfettin Aga'nın üzerine doğru gelmiş. Işık giderek büyüyüp yoğunlaştıkça Seyfettin Aga'nın etrafındaki dünya adeta durmuş gibi olmuş. Pazardaki insanlar donup kalmış, rüzgar esmez olmuş ve tüm sesler silinmiş. Seyfettin Aga hayretle bu ışığı izlerken ışığın içinden yumuşak ama güçlü bir ses duyulmuş. ''Ey Seyfettin Aga!'' demiş ses yankılanarak. Senin yardımına ihtiyaç duyan başka dünyalar var. Cesaretinle, cömertliğinle ve ustalığınla gel ve bu dünyalara umut ol. Seyfettin Aga gözlerini kısarak ışığa daha dikkatle bakmış. Sesin geldiği yöne doğru bir adım atmış ve kalbi bu davetin getirdiği heyecanla çarpmaya başlamış. Kim konuşuyor diye sormuş Seyfettin Aga. Biraz şaşkınlıkla ama kararlılıkla ve neden beni seçtiniz? Işığın içinden zarif ve ışıl ışıl bir figür belirginleşmiş. Bu Kırım'ın perisiymiş. Altın rengi saçları ve ışıldayan gözleriyle zarif bir şekilde Seyfettin Aga'ya yaklaşmış. Ben Kırım'ın perisiyim demiş peri yumuşak bir sesle. Seyfettin Aga, senin yüreğin cesaretle ve iyilikle dolu. Şimdi senin yardımına ihtiyacı olan diyarlara gitme zamanı. Seyfettin Aga perinin sözlerini dinlerken bir yandan da kendi içindeki cesareti ve merakı hissediyormuş. Peki ama ben nasıl yardımcı olabilirim ki diye sormuş Seyfettin Aga. Peri elini uzatarak ona bir kristal sunmuş. Bu kristal ışık saçıyor ve elmas gibi parıldıyormuş. Bu kristal seni boyutlar arasında taşıyacak demiş. Her bir dünya kendi sorunlarıyla boğuşuyor ve senin yardımını bekliyor. Cesaretin ve cömertliğinle bu dünyalara umut olacaksın. Seyfettin Aga kristali eline almış ve onun sıcaklığını hissetmiş. Kristal sanki Seyfettin Aga'nın yüreğiyle bağlantı kurmuş gibi ısınmış ve hafifçe titreşmiş. Ben hazırım demiş Seyfettin Aga gözlerinde kararlılıkla. Bu dünyalara umut olmak için ne gerekiyorsa yapacağım. Peri gülümseyerek başını sallamış ve Seyfettin Aga'ya son bir kez bakmış. Emektar Cugulin de seninle olacak demiş. Bu yolculukta seni her zaman olduğu gibi destekleyecek.
Seyfettin Aga Jiguli'ye bakmış ve gülümsemiş. Arabasına doğru yürürken içindeki heyecan ve merak büyüyormuş. Jiguli'nin kapısını açmış ve içine oturmuş. Kristal'i ön koltuğa koymuş ve motoru çalıştırmış. Işık Jiguli'yi ve Seyfettin Aga'yı sarmış. Onları yeni ve bilinmeyen diyarlara doğru bir yolculuğa çıkarmış. Seyfettin Aga direksiyonu sıkıca tutmuş ve gözlerini yola dikmiş. Yavaşça gaza basarken çevresi adeta eriyip gitmiş ve yerini parlak, ışıl ışıl bir yola bırakmış. Yolculuk başladığında Seyfettin Aga'nın bildiği dünya hızla değişmeye başlamış. İlk başta Kırım'ın yeşil tepeleri ve çiçeklerle kaplı tarlaları arasından geçerken çevresi aniden değişmiş. Renkler canlı bir şekilde parlamış, ağaçlar altın yapraklarla donanmış, gökyüzü pastel tonlarla boyanmış, rüzgar kulağında melodik bir şekilde ıslık çalarak esmiş. ''Ne güzel bir yer burası'' demiş Seyfettin Aga hayranlıkla. ''Hiç böyle bir manzara görmemiştim.'' Bir anda yollar birer birer şekil değiştirmiş. Seyfettin Aga bir an içinde kendini yıldızlarla dolu bir gökyüzünün altında bulmuş. Yıldızlar adeta elmas gibi parlamış ve geceyi aydınlatmış. Gökyüzünde renkli nebulalar ve galaksiler dans ederken Seyfettin Aga'nın etrafında yankılanan müzikler duyulmuş. Bu müzikler rüzgarın melodisiyle birleşerek büyülü bir senfoni oluşturmuş. ''Bu gerçek olamaz'' diye fısıldamış Seyfettin Aga gözlerini ovuşturarak, ''Sanki bir rüyanın içindeyim.'' Yolculuk devam ederken Jiguli bir ışıktan diğerine geçiş yapmış. Bir anda kendini dev mantarların bulunduğu bir ormanın ortasında bulmuş. Bu mantarlar gökyüzüne kadar uzanıyor, etraflarında parlayan ateş böcekleri uçuşuyormuş. Ormanın içinden geçen yollar sihirli bir şekilde ışıldıyor ve her adımda yeni bir maceranın habercisi oluyormuş. ''Hoş geldin yabancı!'' diye bir ses duymuş Seyfettin Aga. Etrafına bakmış ama kimseyi görememiş. ''Buradayım, aşağıda!'' demiş ses tekrar. Seyfettin Aga dikkatlice yere bakmış ve dev bir mantarın altından konuşan küçük parlak bir peri görmüş. ''Ben ormanın koruyucusuyum'' demiş peri ışıl ışıl kanatlarını çırparak. ''Bu ormana hoş geldin. Burada ihtiyacın olan her şeyi bulabilirsin ama dikkatli olmalısın. Her şey göründüğü gibi değildir.'' Seyfettin Aga periyle vedalaşarak yoluna devam etmiş. Jiguli ışığın rehberliğinde ormanın içinden geçerken bir anda kendini devasa kristal dağların arasında bulmuş. Bu dağlar gökyüzüne kadar uzanıyor ve güneşin ışığıyla parıldıyormuş. Kristaller adeta gökkuşağının tüm renklerini yansıtıyor ve her biri farklı bir melodi çıkarıyormuş. ''Bu dağlar efsanelerle dolu'' demiş Seyfettin Aga kendi kendine. ''Burada ne maceralar yaşanmıştır kim bilir?'' Yolculuğun bir noktasında Jiguli yerden yükselmeye başlamış. Seyfettin Aga şaşkınlıkla direksiyonu sıkıca tutmuş ama paniklememiş. Araba gökyüzüne doğru süzülerek bulutların arasından geçmiş ve yıldızların arasına dalmış. Artık yol yıldız tozuyla kaplıymış ve Seyfettin Aga kendini evrendeki farklı boyutlar arasında yolculuk ederken bulmuş. ''Gökyüzünde yolculuk yapmak, bu inanılmaz bir şey.'' demiş Seyfettin Aga yıldızların arasından süzülürken. ''Bu macera her zamankinden daha özel olacak.'' diye eklemiş. Yolculuğun sonunda ışık yavaş yavaş solmaya başlamış ve Seyfettin Aga Jiguli'nin yavaşça yere indiğini hissetmiş. Yeni bir dünyaya adım atmak üzereyken içi merak ve heyecanla dolmuş. ''Bakalım şimdi nerede duracağız?'' demiş kendi kendine gülümseyerek. ''Her yeni yer yeni bir macera demek.''
Seyfettin Aga'nın bu durağı dev mantarların ve konuşan hayvanların yaşadığı mantar krallığı olmuş. Bu krallık büyülü bir ormanın derinliklerinde saklıymış. Dev mantarlar gökyüzüne kadar uzanır ve üzerlerinde parlayan ışıklar ormanı aydınlatırmış. Mantarların altında rengarenk çiçekler ve parlak taşlarla dolu patikalar bulunurmuş. Ormanın içindeki her şey adeta sihirle doluymuş. Krallığın sakinleri arasında konuşan hayvanlar ve küçük parıltılı periler varmış. Bu hayvanlar mantarların gölgesinde yaşar ve ormanın düzenini korurlarmış. Seyfettin Aga, Cugulis'ini durdurduğunda etrafını meraklı bakışlarla izleyen hayvanlar fark etmiş. ''Hoş geldiniz yabancı'' demiş bir tavşan sevimli bir sesle. ''Bizim krallığımızda misafirsiniz. Lütfen bize katılın.'' Seyfettin Aga şaşkınlıkla tavşana bakmış ve gülümsemiş. ''Teşekkür ederim'' demiş nazikçe. ''Benim adım Seyfettin. Bu krallık gerçekten çok büyüleyici.'' Krallığın neşesi Seyfettin Aga'nın gelişini kutlarken aniden karanlık bir gölge ormana çökmüş. Dev mantarların arasından korkunç bir büyücü çıkmış. Siyah pelerini rüzgarla savruluyor, gözleri ateş gibi parlıyormuş. ''Sen de kimsin?'' diye gürlemiş büyücü sesi yankılanarak. ''Bu krallık benim kontrolüm altında.'' Krallığın sakinleri korkuyla geriye çekilmişler. Tavşan titreyerek Seyfettin Aga'ya yaklaşmış. ''O zalim büyücü'' demiş fısıldayarak. ''Bizi tehdit ediyor ve krallığımızı ele geçirmek istiyor. Lütfen bize yardım edin.'' Seyfettin Aga cesurca öne çıkmış ve büyücüye meydan okumuş. ''Bu krallığın huzurunu bozmana izin vermeyeceğim.'' demiş. ''Bu topraklar barış ve dostlukla dolu kalacak.'' Büyücü gülerek elindeki asayı havaya kaldırmış ve karanlık bir büyü yapmaya başlamış. Ancak Seyfettin Aga zekasını kullanarak büyücünün dikkatini dağıtmış. Mantarların altından topladığı parlak taşları büyücünün kafasına doğru atmış. Bu taşlar büyücünün büyülerini etkisiz hale getiren sihirli taşlarmış. Büyücü şaşkınlıkla geri çekilmiş ve Seyfettin Aga'nın kararlılığı karşısında korkmuş. Seyfettin Aga hızla büyücünün yanına koşmuş ve elindeki kristali büyücünün asasına dokundurmuş. Kristal parlayarak büyücünün güçlerini emerken büyücü yere yığılmış. ''Huzurunuzu geri getirdim.'' demiş Seyfettin Aga krallığın sakinlerine dönerek. ''Artık korkmanıza gerek yok.'' Krallığın sakinleri büyük bir sevinçle Seyfettin Aga'yı kutlamışlar. Tavşan ona teşekkür ederek ''Sen bizim kahramanımızsın.'' demiş. ''Senin cesaretin ve zekan sayesinde huzurumuzu geri kazandık.'' Mantar Krallığı yeniden neşe ve huzurla dolmuş. Seyfettin Aga bu büyülü diyardaki dostlarıyla vedalaşmış ve bir sonraki macerasına doğru yola çıkmış. Mantar Krallığı sakinleri de ona her zaman minnettar kalacaklarını söylemişler. Seyfettin Aga, Jugulis'ine binerken kalbinde yeni bir cesaret ve umut hissi taşıyormuş. ''Her yeni dünya yeni bir macera ve yeni dostlar demek.'' demiş kendi kendine gülümseyerek. ''Bu yolculuk her zamankinden daha özel olacak.'' Seyfettin Aga, dev mantarların ve konuşan hayvanların yaşadığı mantar krallığından ayrıldıktan sonra Jugulis ile ışığın rehberliğinde bir sonraki macerasına doğru yola çıkmış. Yolculuk sırasında gökyüzü birdenbire değişmiş, bulutlar parlak altın rengine bürünmüş ve adeta dans eder gibi hareket etmeye başlamış. Gökyüzünde süzülen uçan adalar belirince Seyfettin Aga kendini büyüleyici bir manzaranın ortasında bulmuş. Bu diyarda adalar yerden kilometrelerce yukarıda gökyüzünde süzülüyormuş. Her ada kendi ekosistemine ve renk paletine sahipmiş. Kimi ada yemyeşil ormanlarla, kimi ise parıldayan kristallerle kaplıymış. Bazıları gökkuşağı renklerinde şelalelere sahipken,
bazıları altın sarısı çiçeklerle doluymuş. Seyfettin Aga bu büyülü manzarayı hayranlıkla izlerken adaların arasında uçan sihirli bir kuş görmüş. Hemen arabasını durdurmuş ve kuşun yakınına gelmesini beklemiş. Kuş, parlak tüyleri ve büyük kanatlarıyla göz kamaştırıcı bir yaratıkmış. Seyfettin Aga'nın yanına yaklaşan kuş, nazikçe başını eğmiş ve konuşmaya başlamış. "Merhaba cesur gezgin, benim adım Zümrüdü Anka. Bu diyarda adalar arasında yolculuk yaparım ve bilgelik arayanlara rehberlik ederim. Senin gibi birini daha önce burada hiç görmedim. Sen ne arıyorsun bakalım buralarda?" Seyfettin Aga kuşa gülümseyerek cevap vermiş. "Benim adım Seyfettin. Dünyalar arasında yolculuk yapıyorum. Ve bu diyarda ne gibi yeni maceralarla karşılaşacağımı merak ediyorum." Zümrüdü Anka kanatlarını açarak Seyfettin Aga'ya doğru bir adım atmış. "Seni Bilgelik Adası'na götüreceğim. Orada bilge bir ejderha yaşıyor. Gelecekteki zorluklarla başa çıkabilmen için sana önemli bir hediye verecek." Seyfettin Aga kuşa güvenmiş ve Cugulisi ile takip etmeye başlamış. Zümrüdü Anka önde, Seyfettin Aga ise arabasıyla onun ardında adalar arasında süzülerek gökyüzünde bir yolculuğa çıkmışlar. Rüzgar melodik bir şekilde esiyor ve adaların arasındaki yolları aydınlatıyormuş. Her ada başka bir dünyanın kapısını aralar gibiymiş. Bir süre sonra Seyfettin Aga ve Zümrüdü Anka gökyüzündeki en yüksek adaya ulaşmışlar. Bu ada Bilgelik Adası'ymış. Ada etrafında dönen parlak kristaller ve sakin göletlerle doluymuş. Adanın merkezinde devasa bir ejderha yatıyormuş. Ejderha altın rengi pulları ve bilgece bakan gözleriyle dikkat çekiyormuş. Seyfettin Aga ejderhanın yanına yaklaşmış ve başını eğerek selam vermiş. Ejderha derin ve melodik bir sesle konuşmuş. "Hoş geldin cesur yolcu. Ben Bilge Ejderha. Zümrüdü Anka sana rehberlik etti. Gelecekteki zorluklarla başa çıkabilmen için sana bir hediye vereceğim." Ejderha devasa pençelerinden birini kaldırarak parıldayan bir harita çıkarmış. Bu harita ışıldayan yıldızlardan yapılmış gibiymiş ve üzerinde hareket eden yollar ve işaretler varmış. "Bu büyülü bir harita," demiş Bilge Ejderha. "Sana sadece yolunu göstermekle kalmaz, aynı zamanda ihtiyacın olan bilgeliği ve cesareti de verir. Onu doğru kullan ve dünyanın her köşesinde iyilik yap." Seyfettin Aga haritayı almış ve derin bir teşekkürle ejderhaya bakmış. "Bu büyük bir onur," demiş. "Söz veriyorum, haritayı en iyi şekilde kullanacak ve her zaman iyilik için mücadele edeceğim." Zümrüdü Anka Seyfettin Aga'ya veda ederken ona yeni maceralarında başarılar dilemiş. Seyfettin Aga Bilgelik Adası'ndan ayrılırken kalbinde yeni bir umut ve cesaret hissi taşımış. Arabasına binerek bir sonraki macerasına doğru yola çıkmış. Seyfettin Aga, Bilgelik Adası'ndan aldığı büyülü haritayla yeni maceralara atılmak üzere yola koyulmuş. Yolculuğu sırasında kendini bir anda binbir gece masallarından çıkmış gibi görünen büyülü diyarların ortasında bulmuş. Bu diyarlar parlak yıldızların altında renkli çadırlarla dolu çöllerde ve gizemli kalelerle kaplı vadilerdeymiş. Seyfettin Aga gökyüzüne doğru yükselen devasa bir ağacın gölgesinde bir müddet dinlenirken göz kamaştırıcı parlak tüyleri olan büyük bir kuş fark etmiş. Bu kuş efsanevi Simurg kuşuymuş.
Tüyleri gökkuşağının tüm renklerinde parlıyor ve göz kamaştırıyormuş. "Hoş geldin cesur yolcu," demiş Simurg kuşu nazik bir sesle. "Ben Simurg, bilgelik ve umut taşıyan bir kuşum. Yuvamı arıyorum ve senin yardımınla onu bulabileceğime inanıyorum." Seyfettin Aga, Simurg'un bu teklifi karşısında heyecanlanmış. "Tabii ki sana yardımcı olurum Simurg," demiş. "Yuvanı bulmak için ne yapmam gerekiyor?" Simurg devasa kanatlarını açarak Seyfettin Aga'ya takip etmesini işaret etmiş. "Gelin birlikte yola çıkalım," demiş. "Yuvamı bulmak için bazı zorlu görevleri yerine getirmemiz gerekiyor." Seyfettin Aga ve Simurg birlikte yolculuğa başlamışlar. İlk durakları Altın Kumlar Çölü olmuş. Bu çöl altın rengi kumları ve gizemli mağaralarıyla biliniyormuş. Çölün derinliklerinde Simurg'un yuvasının yerini gösteren ilk ipucunu bulmaları gerekiyormuş. Seyfettin Aga ve Simurg Altın Kumlar Çölü'nde ilerlerken karşılarına devasa bir taş sütun çıkmış. Bu sütun üzeri eski yazılarla kaplıymış ve etrafında parıldayan taşlar bulunuyormuş. Simurg sütunun etrafını dolaşarak yazıları incelemiş. "Bu yazılar yuvamın ilk ipucunu taşıyor," demiş. Burada yazanlara göre bir sonraki ipucunu bulmak için Büyük Kristal Mağarası'na gitmeliyiz. Simurg ve Seyfettin Aga Altın Kumlar Çölü'nden ayrılarak Büyük Kristal Mağarası'na doğru yola çıkmışlar. Bu mağara içindeki devasa kristaller ve parıldayan taşlarla ünlüymüş. Mağaranın derinliklerinde yuvanın yerini gösteren ikinci ipucu bulunuyormuş. Büyük Kristal Mağarası'na ulaştıklarında Simurg ve Seyfettin Aga mağaranın içindeki büyülü manzaraya hayran kalmışlar. Kristaller ışığı yansıtarak büyüleyici bir atmosfer oluşturuyormuş. Mağaranın en derin noktasında büyük bir kristal taşın üzerinde ikinci ipucunu bulmuşlar. "Bu ipucu yuvamın yerini belirlemek için son bir görevi yerine getirmemiz gerektiğini söylüyor," demiş Simurg. "Son görevimiz Zümrüt Ormanı'nda saklı olan büyülü çiçeği bulmak." Beraberce Zümrüt Ormanı'na doğru yola çıkmışlar. Bu orman yemyeşil bitkileri ve parıldayan zümrüt rengi ağaçlarıyla ünlüymüş. Ormanın derinliklerinde büyülü çiçek bulunuyormuş ve bu çiçek Simurg'un yuvasını bulmasına yardımcı olacak son ipucunu taşıyormuş. Zümrüt Ormanı'nda ilerlerken Seyfettin Aga ve Simurg parıldayan bir açıklıkta büyülü çiçeği bulmuşlar. Çiçek etrafına yayılan ışıkla ormanı aydınlatıyormuş. Simurg çiçeğin yanına gelerek nazikçe dokunmuş. "Bu çiçek yuvamın yerini gösteriyor," demiş Simurg. "Artık yuva yolculuğumun sonuna geldik." Simurg ve Seyfettin Aga büyülü çiçeğin gücüyle yuvanın yerini bulmuşlar. Yuva gökyüzünde parlak yıldızların arasında gizlenmiş bir adadaymış. Simurg yuvasına dönerken gözlerinde mutluluk ve huzur varmış. "Senin yardımınla yuva yolculuğumu tamamladım," demiş Simurg. "Artık huzur içinde yaşayabilirim. Sana sonsuz teşekkürler, ey cesur yolcu." Seyfettin Aga, Simurg'un yuvasına güvenle dönüşünü izlerken kalbi yeni bir macera hissiyle dolmuş. Jugulisine binerek bir sonraki macerasına doğru yola çıkmış. Yeni dünyalar ve yeni dostluklar onu bekliyormuş. Seyfettin Aga, Jugulisi ile geniş ve ışıltılı bir pazara varmış. Bu pazar renkli tezgahlarla dolu, her köşesinde egzotik kokuların yayıldığı canlı bir yermiş. Tezgahların üzerinde altın işlemeli kumaşlar, parlayan mücevherler ve leziz yiyecekler sergileniyormuş. Seyfettin Aga bu büyüleyici atmosferde dolaşırken bir köşede heyecanla bir şeyler arayan genç bir delikanlıya rastlamış. Bu genç, büyük hayaller peşinde koşan Alaaddin'miş.
Alaaddin kararlı adımlarla pazarın dar sokaklarında ilerlerken gözleri sürekli etrafı tarıyormuş. Yüzünde merak ve azim dolu bir ifade varmış. Seyfettin Aga bu genç adamın heyecanını fark etmiş ve yanına yaklaşmış. "Merhaba," demiş dostane bir şekilde. "Benim adım Seyfettin. Bu pazar içinde ne arıyorsun?" Alaaddin başını kaldırarak Seyfettin Aga'ya bakmış ve yüzünde umut dolu bir gülümseme belirmiş. "Merhaba, ben Alaaddin," demiş. "Sihirli bir lambanın peşindeyim. Bu lamba bana ve sevdiklerime büyük zenginlikler ve mutluluk getirecek." Seyfettin Aga Alaaddin'in hikayesini dinlerken onun kararlılığına hayran kalmış. "Alaaddin, sana yardım edebilirim," demiş gülümseyerek. "Birlikte bu lambayı bulalım ve onunla gelen güzelliklere tanıklık edelim." İkili pazarda birlikte dolaşmaya başlamışlar. Alaaddin pazarın en karanlık ve gizemli köşelerine yönelmiş. Tezgahlar arasında dolaşırken eski ve tozlu bir dükkana girmişler. Bu dükkanda eski kitaplar, antik haritalar ve gizemli eşyalar satılıyormuş. Dükkanın sahibi, yaşlı ve bilge bir adam, onları güler yüzle karşılamış. "Hoş geldiniz," demiş yaşlı adam. "Burada ne arıyorsunuz?" diye sormuş. Alaaddin heyecanla lambadan bahsetmiş. "Sihirli bir lamba arıyoruz. Bu lamba bize büyük zenginlikler ve mutluluk getirecek," demiş. Yaşlı adam düşünceli bir şekilde başını sallamış ve raflardan eski bir kitap çıkarmış. "Bu kitap, sihirli lambanın yerini anlatan eski bir harita içeriyor," demiş. "Ancak lambaya ulaşmak için cesaret ve zekaya ihtiyacınız olacak." Seyfettin Aga ve Alaaddin, yaşlı adamdan aldıkları haritayla birlikte pazardan ayrılmışlar. Harita onları şehir dışında gizemli ve tehlikeli bir mağaraya yönlendiriyormuş. Seyfettin Aga, Jugulisine binerek, Alaaddin'i de yanına almış ve yola koyulmuşlar. Yolculuk boyunca harita üzerindeki işaretleri takip etmişler. Mağaraya ulaştıklarında girişin devasa taşlarla kapatıldığını görmüşler. Ancak Alaaddin haritanın yardımıyla gizli bir geçit bulmuş ve birlikte mağaraya girmişler. Mağaraya girdiklerinde içerisi karanlık ve sessizmiş. Duvarlarda eski yazılar ve semboller kazınmış. Seyfettin Aga dikkatlice ilerlerken mağaranın derinliklerinden gelen hafif bir parıltı fark etmiş. "Sanırım lambayı bulduk," demiş Alaaddin'e heyecanla. "Haydi şu ışığı takip edelim." Işığı takip ederek mağaranın en derin noktasına ulaşmışlar. Burada büyük bir taş platformun üzerinde parlayan sihirli lamba duruyormuş. Alaaddin lambaya doğru ilerlerken mağaranın duvarlarından devasa yılan heykelleri hareketlenmiş ve onları durdurmaya çalışmış. Seyfettin Aga cesaretle yılan heykellerine karşı koyarak Alaaddin'in lambaya ulaşmasını sağlamış. Alaaddin lambayı eline aldığında mağara tekrar sessizliğe bürünmüş ve heykeller yerlerine dönmüş. "Bu lamba sanki bir mucize gibi," demiş Alaaddin gözlerindeki parıltıyla. "Teşekkür ederim Seyfettin Aga, bana yardım ettiğin için." Seyfettin Aga gülümseyerek Alaaddin'e bakmış. "Gerçek mucizeler dostluk ve cesaretle ortaya çıkar," demiş. "Bu lambanın gücü senin içindeki iyiliği ve cesareti daha da parlatacak," diye de sözlerine devam etmiş. Seyfettin Aga ve Alaaddin sihirli lambayla birlikte mağaradan çıkmışlar ve yeniden pazara dönmüşler. Alaaddin lambanın gücünü kullanarak sevdiklerine mutluluk ve zenginlik getirmiş. Seyfettin Aga da Alaaddin'le vedalaşarak bir sonraki macerasına doğru yola koyulmuş. Seyfettin Aga gece ıssız bir ormanın derinliklerine girmiş. Ormanın karanlık ve sessizliği adeta gizemli bir sırrı saklıyor gibiymiş. Ağaçların dalları rüzgarın hafif esintisiyle hışırtılar çıkarıyor,
Gökyüzündeki yıldızlar ise bu karanlık dünyaya az da olsa ışık saçıyormuş. Seyfettin Aga dev bir kayanın önünde durmuş. Bu kayanın arkasında büyük bir mağara girişi gizleniyormuş. Bu büyük ve dik kayanın önünde endişeli bir şekilde oturan Ali Baba'yı görmüş. Ali Baba yüzünde derin bir düşünceyle kayaya doğru bakıyormuş. Üzerinde sade bir kıyafet ve başında bir sarık varmış. "Selam olsun Ali Baba," demiş Seyfettin Aga nazikçe. "Neden bu kadar endişelisin?" Ali Baba başını kaldırarak Seyfettin Aga'ya bakmış. Gözlerinde korku ve çaresizlik okunuyormuş. "Bu kayanın arkasında bir mağara var. Bu mağara 40 haramilerin hazinelerini sakladığı yer. Ama kapısını açmak için sihirli kelimeleri bilmiyorum." Seyfettin Aga Ali Baba'nın endişesini anlayarak Bilgelik Adası'ndan aldığı büyülü haritayı çıkarmış. "Belki bu harita bize yol gösterebilir," demiş. Haritayı dikkatle incelemeye başlamışlar. Haritanın girişi ve sihirli kelimelerin bulunduğu bir yazı görülüyormuş. Haritayı okuyarak sihirli kelimeleri bulmuşlar. "Açıl susam açıl." Seyfettin Aga ve Ali Baba sihirli kelimeleri yüksek sesle söylemişler. "Açıl susam açıl." Kelimeler mağaranın taş duvarlarında yankılanmış ve aniden büyük kaya parçası ağır ağır yana kaymaya başlamış. Giriş içeri girebilecekleri kadar açılmış. İçeriden altın ve mücevherlerin parıltısı göz kamaştırıyormuş. "İnanılmaz bir şey," demiş Ali Baba hayretle. "Gerçekten açıldı." Mağaranın içine girdiklerinde büyük bir hazine odasıyla karşılaşmışlar. Altın paralar, mücevherler, değerli taşlar ve antik eşyalar her yerdeymiş. Odanın ortasında büyük bir hazine sandığı duruyormuş. Ali Baba şaşkınlıkla etrafına bakmış ve Seyfettin Aga'ya dönmüş. "Bu hazine 40 haramilerin yıllardır topladığı ganimetler," demiş. "Ama bu kadar büyük bir hazineyi biz nasıl taşıyacağız?" Seyfettin Aga bir an düşünmüş ve sonra gülümseyerek Jiguli'sine bakmış. "Bizim emektar Jiguli her türlü macerada yanımızdaydı," demiş. "Bu hazineyi de onun yardımıyla taşırız." Ali Baba Seyfettin Aga'nın önerisini kabul etmiş ve birlikte hazineyi taşımak için plan yapmışlar. Jiguli'nin bagajına ve arka koltuklarına altın ve mücevherlere dikkatlice yerleştirmişler. Seyfettin Aga her bir parçayı özenle yerleştirirken Ali Baba da ona yardımcı olmuş. Hazineyi topladıktan sonra mağaranın girişini tekrar kapatmışlar ve güvenli bir şekilde ormandan çıkmışlar. Jiguli altın ve mücevherlerle dolu ağır ağır ilerlerken Seyfettin Aga direksiyonu dikkatle kullanıyormuş. Ali Baba onun yanında otururken rahatlamış bir şekilde derin bir nefes almış. "Seyfettin Aga, senin yardımın olmasaydı bu hazineye asla ulaşamazdım," demiş Ali Baba minnettarlıkla. "Sana sonsuz teşekkürler ederim." Seyfettin Aga gülümseyerek başını sallamış. "Gerçek cömertlik paylaşmaktan gelir," demiş. "Bu hazine senin kalbindeki iyilikle birleştiğinde gerçek anlamını bulacak." Seyfettin Aga ve Ali Baba birlikte hazineyi güvenli bir yere taşıdıktan sonra birbirlerine veda etmişler. Seyfettin Aga arabasına binerek bir sonraki macerasına doğru yola koyulmuş. Kalbi yeni dostlukların sıcaklığı ve gelecekteki maceralara olan heyecanla doluymuş. Böylece Seyfettin Aga'nın Ali Baba ve 40 haramilerle olan macerası sona ermiş, ancak onun yolculuğu devam etmiş. Jiguli'sine binerek bir sonraki macerasına doğru yola çıkmış. Seyfettin Aga'nın son durağı zamanın ve mekanın ötesinde bir yer olmuş. Bu diyar, geçmişin ve geleceğin krallıklarının bir arada yaşadığı büyülü bir dünyaymış. Bu dünyada eski zamandan kalma krallıklar
ve geleceğin ileri teknolojileri iç içe geçmiş. Seyfettin Aga bu büyülü diyarda yürürken antik tapınaklarla modern gökdelenlerin yan yana durduğunu görmüş. Bu diyarın sırlarını keşfederken kendi dünyasına dönebilmesi için son bir görev almış. Bu görev her iki dünyayı da koruyacak ve birbirine bağlayacak olan efsanevi bir kristali bulmakmış. Kristal iki dünyanın dengesini sağlamak için gerekliymiş. Seyfettin Aga büyülü haritasını çıkararak kristalin izini sürmeye başlamış. Harita Seyfettin Aga'yı zamanın ve mekanın ötesine bilinmeyen topraklara yönlendirmiş. Yolculuğu sırasında farklı yaratıklarla karşılaşmış ve onların bilgeliklerini dinlemiş. İlk olarak zamanın bekçisi olan bir ejderha ile karşılaşmış. Bu ejderha altın renkli pulları ve derin bilgece bakan gözleriyle Seyfettin Aga'ya yaklaşmış. "Hoş geldin," demiş derin bir sesle. "Kristali arıyorsun değil mi? O bu diyarın en derin ve en korunmuş noktasında saklıdır. Ancak oraya ulaşmak için büyük bir cesaret ve kararlılık gerekmektedir." Seyfettin Aga ejderhanın sözlerinden güç alarak yolculuğuna devam etmiş. Yol boyunca zamanın akışını kontrol eden büyülü saat kuleleri ve mekanın sınırlarını koruyan devasa labirentlerle karşılaşmış. Her engelde karşılaştığı yaratıkların bilgelik dolu sözlerini dinlemiş. Bir noktada zamanın akışını yavaşlatan bir göletin yanından geçerken gölette yaşayan bilge bir su perisiyle konuşmuş. Su perisi ona kristalin bulunduğu yer hakkında ipuçları vermiş. "Kristal zamanın ve mekanın birleştiği noktada saklı," demiş su perisi. "Oraya ulaşmak için kalbinin gücünü ve içindeki cesareti kullanmalısın." Seyfettin Aga su perisinin verdiği ipuçlarıyla yoluna devam etmiş ve nihayet kristalin saklandığı yere ulaşmış. Bu yer devasa kristal mağaralarının derinliklerinde zamanın ve mekanın birleştiği noktada saklıymış. Mağaranın içi ışık saçan kristallerle dolu ve her biri farklı bir renkte parıldıyormuş. Kristali bulduğunda Seyfettin Aga onun muazzam gücünü ve güzelliğini hayranlıkla izlemiş. Kristal iki dünyanın dengesini sağlamak için gereken tüm enerjiyi içinde barındırıyormuş. Seyfettin Aga gözlerinde büyük bir sevinçle "İşte aradığım kristal bu iki dünyayı da koruyacak ve birbirine bağlayacak," demiş. Seyfettin Aga kristali alarak iki dünya arasında bir köprü kurmuş ve her iki dünyanın da huzur ve dengesini sağlamış. Bu büyülü kristal zamanın ve mekanın ötesindeki dünyayı kendi dünyasıyla birleştirmiş. Kendi dünyasına döndüğünde Seyfettin Aga artık sadece Kırım'ın cömert ve cesur bir evladı değil, aynı zamanda birçok diyarın kahramanı olarak anılıyormuş. Onun hikayeleri dilden dile, nesilden nesile aktarılmış ve Seyfettin Aga'nın ismi tüm boyutlarda saygıyla anılır olmuş. Süperisi, "Sen sadece kendi dünyanın değil, birçok dünyanın kahramanısın," demiş ona veda ederken. "Cesaretin ve bilgelikle birçok hayatı değiştirdin." Ve böylece Seyfettin Aga'nın maceraları, sınırları aşan ve hayal gücünün ötesine geçen hikayelerle dolu bir masal haline gelmiş. Değerli dostlar, masaldır söylediklerim. İçinde doğru kadar hayaller vardır. Ben anlattım, siz ister inanın, ister inanmayın. Ama bir zamanlar hayal diye anlattıklarımız, bu kadar da olmaz dediklerimiz gün gelince oluverdiler. Şimdi sıra sizde. Bu anlattıklarım hayal midir, gerçek midir? Yorumlarınızı okumayı merakla bekliyorum. Bu masalı buraya kadar dinleyen tüm dostlara çok teşekkür ederim. Her birinizin kalbinde bir Seyfettin Aga cesareti
cömertliği ve macera ruhu bulunduğuna inanıyorum. Hayallerinizde, umutlarınızda ve cesaretinizde bu masaldan bir parça olsun. Yeni maceralarda, yeni masallarda buluşmak dileğiyle, hoş kalın, hoşça kalın, çoktan çok selamlar.